Şapkan güzelmiş bu arada. Senden çaldım ama iyi ki çalmışım gerçekten. Çaldım demeyelim, ben sana bugün onu hediye ettim. Tamam, teşekkür ederim. Sen hediyesinden önce o aldın zaten. Ama ben onu alırım ki geri, ne var ki birinden ben, bir şey çalmak, bir şey söyleyeyim çok mi? Basit ben, bir şey. Evet, bence de. Bu, ben uzun zamandır kendime şapka almak istiyorum ve hep çok kesin fark ediyor galiba. Bunun gibi duranını bulamıyorum. Ben o zaman İzmir'de almaya çalıştım, 2-3 tane bunun gibi durmuyor hiç. O zaman sen ilk önce şapkayı al, ben bir 3-4 ay takayım. Kafama göre acaba olursun evet, sana. Acaba senin kafaya yakın mı benim istediğim şey? Olabilir. Böyle anlaşalım, tamam, gel. Ben sana şapkayı alayım, sen 3-4 ay giy, ondan sonra bana ver. Bu videonun başında bir şeyler koyacağım. Çünkü küçük orta büyük çekiyoruz diye bir videoya girmek istemiyorum. Ama küçük orta büyük çekiyoruz! Özledim lan ya. Ne oldu size lan? Kaç kişi kaldınız ama? Lan bu ne? 1, 2, 3, 4 bitmiş bir bu. Bir de Zafer abi 5. 5? 6, 7, 8. Bu bir veda videosudur. Korkmayın. Ben tek de olsam burada duracağım ve sizin karşınızda oturacağım. Arkadaşlar videoyu biliyorsunuz zaten anasını, yani hiç konuşmaya gerek yok ama bilmeyenler için tekrar anlatayım. Üçümüz kura çekeceğiz ve sırayla küçük orta büyük yemekler gelecek. Ve yemeği yemeyen yandaki iki arkadaşa 250 lira borçlu olacak. Videonun sonunda da ben hariç. Onlara tabir çünkü banka hesabımda hiç para yok. Kabul etmiyorum. Lan banka hesabımı aksasanıza. Vallahi yok lan. İnanmıyorsunuz, açayım. Tamam, bir dakika. Açma, tamam, açayım, her videoda sensin, açarım ben. Tamam sensin. Ben her videoda bir açarım. Şuradaki kıllarıma çok bakmayın. Evet, tanıyorum. Arkadaşlar 171 TL'm var. Yani bir kere bile yiyememezlik yapamıyorum. Maddi durumum el vermiyor videoya çekmeme. Garantiye yatmıyor mu? Lan gel bak bakayım, bir tane uygulama var mı başka telefonumda? Sadece bak, gel birlikte bakalım bak. O Tinder mı? Yok be kanka, ben evli adamım, Tinder. O Bumble mı? Sonuçtaki Bumble mı? TFT. Yo, Hornet kullanıyor, Hornet. Hornet, ben azarcıyım. Başlayalım o zaman videoya artık. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi ve videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve artık birazcık Ahmet Sayrı Sesin Mertelen Bülbül kanalı 1 milyon yapmayı unutmayın. Artık zahmet olacak arkadaşlar. Ne kaldı ya? 60 bin kalmış, shorts atmaya başladım. İnşallah shorts abonelerimle birlikte 1 milyon olmayı planlıyorum. Evet. Shorts abonelerime buradan çok teşekkür ediyorum. Oğlum hiç yoksa 60 bin kişiye bir tane daha hesap açıversin lan şimdi bugün. Ya harbi ya. Ben, gel biz ikimiz 30-30 açalım. Vallahi 30 bin tane açamam da. Ya ama şapka harbi sana çok yakıştı lan. Helali hoş olsun. Hadi gel bakalım. Buyurun. Ay çok mutlu oldum. Bayağıdır video çekmiyorum. Evet ya, ben de şu an kendimi iyi hissediyorum. Orta. Çok teşekkür ederim. Ben videoda en çok orta çekmeyi seviyorum. Lan aa, bende de büyük çıkacak şimdi beyler. Hadi lan. Büyük. O ne be? Lan bunu en son çektiğimde Enes ben Ece Naz çekmiştim. Yeni Enes ve yeni Ece Naz'la birlikte. Ben senin hiç küçük orta büyük çektin mi? Hayır. Senin ilk Enes'in de ilk küçük orta büyüğü bende. Senin de mi ilk küçük orta büyüğü? Aynen. E sen bu kadar küçük orta büyüğü kimle çektin? Vallahi. Peki bu ne? Yerini doldurmaya çalışmışlar. Ben kule mi gittiniz? Peki niye Yiğit'in şeyiyle? Ben buna gelmek istemiyorum bir dahaki gün. Ben bunu tutup bunu açmak istemiyorum. Ben şu hareketi yapmam. Ben şöyle açacağım. Tamam neyse, sıla var. Hazır mısın? Ooo, anasını ki. Oha oğlum, sen bunu nasıl bitireceksin? Aynısını ona sormam gerekiyor ya da ona. Şunu uzaklaştırsana. Glue tarih şey vereceksin. Kokuyor. Uğu kokuyor. Aa, bu. Evet, ben anlıyorum. Köpük gördü ya. Ben bir şuraya gidebilir miyim? Ay gibi geldi. Ben halledeyim bu. Oğlum bu kadar nasıl ya? Türk kültüründen bu kadar. Ay git bak bakayım. Evet yaşanmış. Dur dur ne kızım, oluyor? Kirpin yamuldu şu an. Gözüme kaçtı. Glue ne? Aklıma gelmedi bro. Artık ben böyle takılıyorum. Hornet'ten öğrendim. Akıttın mı bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane profiterolü ben nasıl yiyeyim? Bak abi bunu saydın mı? Lan ben 8 tane nasıl yiyeceğim? O zaman 200 lirayı ver bize. 200, 200, 400 lira. Kredi çeksem bile vermiyorlar. Vallahi ben kredi çekemiyorum. Üniversitede 400 lira şey yapmışım, ödememişim. Kredi puanım şu an eksi 8 falan. Sen nereye taşındın? Gülsepe. Kanka orada TikToker binaları falan ben ya. Diyeceğim, cezayı siz 200'er yapın, ben 50 yapayım bari. Yoksa ben oynayamayacağım kanka. Bence hep beraber 50'şer lira yapalım. Tamam. Ama 50 lira olursa bu beğenmediği her şeyden kaçar ya. Evet evet, 200 okey. Ya ben 50 yapayım lan. Bakın mesle olarak kazılacağım. Seni çok desteklerim arkandan. Buse Korkmaz'la Black tanışma yoluna girmişler. Ben de 30'dayım. Ben 62'deyim. Yakalayamıyorum asla. Geçe geçe gidiyorum. Mesela Erhan'la Yaren'in bölümünü hiç izlemedim ben. Erhan'la Yaren ekranı çıktığı an geçiyorum. Ben de şey gelince çıkıyorum ya, şu yeni saçı toplu uzun vardı ya, bir tane neydi? Rutin'de. Çağrı mı? Aha, onu gelince ay, geçiyorum. Oğlum bak, Çağrı bari son giyimi var, beni öldürüyor TikTok ya. Çağrı'nın TikTok videolarını Allah benden alsın. O yazık pantolon altına. Ya o bak Çağrı! İzliyorsa böyle Los Angeles diye video çekme ya. Los Angeles diye aptal video çekiyor ya. Çağrı saçını kestirince daha da itici daha, oldu. Evet evet. Şöyle video çekiyor. O dişi zaten şey.
Ağzı sürekli Las Angaras devamını istemişsiniz. Ya arkadaşlar şimdi bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Daha ilk yemekteyiz, uzun oldu ama. Oğlum bu ne, kirli gibi duruyor ya. Çoraplarım. Neden böyle şey yapıyorsun mesela şu anda? Bir şey söyleyeceğim. Bu çorapların her rengi var bende. Instagram'da bana yorumlar geliyor sürekli. Üstüne biri işemiş gibi duruyor, farkındayım. Abi çorapların koktu. Yemek videosu çekiyoruz özür burada. Özür dilerim, doğru. Arkadaşlar yemeğinize ayağımı soktum ama. Acun da her gün aynı siyah tişörtü giymiyor. Bu arada Dündar çorapları Mertelen kodu... Abi. Reklam yapıyoruz ya şu an. Bülbül koduyla alırsanız %20 indirim var. Bülbül yerine. Bak. Soyadımla sadece ben dalga geçiyorum Serra. Ama var ya, bu bana bir enerji verecek. Şimdi kaçın benim etrafımdan. 8 tane profiterol, hayatımda ilk 8 tane profiterol yememiş. 8 ama 8. Kanka sen bak fakir değilsin bak, bu ayaklardan artık çık. Lan oğlum Allah çarpsın, banka hesabımı tamam, sana göstermedim mi? Banka hesabında 170 lira varsa ya o parayı bağladığın bir yer ya yaptığın bir minik yatırım. Allah çarpsın da... hiçbir şeyim yok lan, götümde donum yok benim. Yiğit, bunun sadece iş bankası hesabım var, sen biliyor musun? Gel açın lan telefonuma bak. Ben de atladım, yalan söyle. Param yok. Aa para geldi bir yerden. Aha 200 lira geldi lan buna. Yedim diye para geldi herhalde. Ana adama 200 lira para geldi lan. Oley annem 200 lira atmış işte. Anne bülbül teşekkürler. Niye attı acaba? Harbi 200 lira atmış annem. Canım anam buradan çok selamlarımı yolluyorum. Arayı sorsan neden attığını bir. Arayayım. Alo. Alo. Efendim. Benim banka hesabıma bir para geldi, o niye geldi? Ben sana hediye gönderdim. Aha Allah razı olsun. Hiç sesin çıkmıyor ne zamandır. Ben de para almadan annesiyle görüşüyor. Bak para astıkça benimle konuşma hakkı kazanıyorsun. Evet vallahi. Yoksa sen beni aramıyordun ha. Anne tamam abartma. Öyle öyle. Öyle diyor. Üzmüşsün kadını lan. Şu an videodaydım. Tam banka hesabımda 170 lira var diye kameraya gösteriyordum. Sen 200 lira atmışsın. Her şeyi mahvettin, kapat. Kapat. Arayayım. Efendim. Şaka yaptım. Niye paran bitti? Hayat anne. Sus kalma yani. 200 lira mı atarsın, ne yaparsın? Fazla da atarım, ne yapayım şimdi? Oo benim yolum anam. Hadi kapatıyorum. Neredesin? Çekimdeyim anne. Çekimde paranın olmadığını niye gösteriyorsun anne? Anne param var olsa var derim. Bu buradan para kazanırsın. Olmazsa yok derim. İnsanlara yalan mı söyleyeceğim? Kapat beni, rezilediyorsun hadi bak. Ben inanmıyorum bu arada Mert'in hala 170. Hala inanmıyor. Lan yemin ederim cebimde 170 lira var. Niye yalan söyleyeyim bak, ya? Kardeşim bak AdSense'ler de yattı, ay sonundasın yani. Hayır. Oğlum ben neredeyse 2,5 yıldır falan tanıyorum neredeyse. Hiç rakam görmedim. Bence bu ne yapıyor biliyor musun? Geldi gibi bitiriyor musun sen? Vallahi ne yapıyorsun ya? Ben ne bileyim, geliyor gidiyor. Ahmet Can kardeşim inşallah bir banka hesabını senden açsana. Hadi açsana bir. Yeni Enes Batur. Beni bırakma. Ecela. Bana Ecela deyip durma şaka ya. Şaka yaptım be kız. Orta çektim sonunda. Yine ya küçük. Hadi 3, 2, 1. Bu ne lan? Ahtapot. Ben bunu tanıyorum. Ben de tanıyorum, bu Tarkan'daki orası. Evet, Tarkan'dakinin aynısından. Oğlum çok kötü, canlı gibi bir yüzgeçlerim. Bir bıçak lazım. Bak neden yiyemiyorum biliyor musun? Şuraları var ya. Evet. Dilime değdikçe bilmem çok kötü oluyor. Bilmem ne, fobim azdı. Çin'de, Kore'de falan canlıyken yiyorlar. Ya Çinliler zaten ben sallayacağım. Kimsin kanka? Saçma sapan yemekleri var. Evet. Ve mesela onu hızlı yutmazsan o dokunaçlar da boğazına yapışabiliyormuş. Tamam. İnandım ya. Ama bu canlı olmadığı için böyle bir şey yok. Ben bunu bitiremeyeceğim. Teşekkürler. Bitiremezsen 200 lira banka cebime atarsın kardeşim. Hiç umurumda olmaz. Ya yüzgeçler çok çekiyor. Böyle para katmıyorsun. Harbi lan. Zengin olacağım. Ya bir şey diyeceğim. Orta neredeyse büyük kadar zaten. Hadi şimdi yalan söyleme. Ya gerçekten orta yani. Ay kusacağım profiterolün üstüne. Topot. 8 profiterol artı bir bacak yedim sizin yüzünüzden. Ya bunu kendileri yiyorlar mı? Ben bunu normalde yemem bu arada. Sen bunu özel olarak... Bence çok kötü değil. Ya çok kötü değil de mesela özel olarak para verip bunu sipariş eder misin? Yemem işte, onu diyorum. Başka seçeneklerim varken. Ama bu saatten sonra yapacağım. Ben 200 atmayı kabul ediyorum çünkü gerçekten şu şeyler dışı... Lan bir anda zengin oldum tekrar. Lan bir annem 200 atıyor, bir Ahmet 200 atıyor. 200 veriyor. Sağ mı sol mu? Ooo hoş geldin kardeşim. Hoş buyur buyur. İşiyordum biraz. Alalım bunu biraz. Harbi hastaymışsın, yanıyor mont. Ama benim kolumda sanki saat vardı ve artık yok gibi. Benim de göğsümde kıl vardı, hala var gibi. Hangisi? Sol. Vay seni, solcu seni ama tamam. Orta. Anansın çıktı baba. Lan bana hiç küçük gelmiyor ya. Sizde ne var bunun içinde? Sıcak gibi sanki. Kanka sen sanki çok... Değil mi? Bak geliyor sıcaklık. Bana hissediyorum. Hissediyorum. Termometre aa harbi seninki biraz seninkini sıcak yok gibi. Seninkini yok olacak. Benimkine yapıştıracak. Tamam hadi 1, 2, 3.
Bu ne? Tavuk çorba. He, olur, kabul. Lan bu çocuğa bunu verecektik aslında. Ama ben çok severim bu çorbayı. Tavuk çorbası. Lan şu çocuk hasta, gene şeye bak. Vitaminsiz. Şey geldi aklıma, geniş aradaki Ulvi. Sen olsun. Rafadan Ulvi, olmamış Ulvi. Bendik Karabilal. Cavo. Sen nesin? Hadi sen ünlü bir oyuncu ol. Mesela Sıla Dündar'ma. Manifest yapmış an. Büyük manifest yaptım. Bu Sıla'nın gelecekte çok, çok iyi oyuncu olacağını. Bana bir DM atarsın eyvallah diye mi? Sana mı? Abim yaptı manifesti. Ben yaptım. Ben de be. Allah. Olayı ben açtım. Tamam, sen de atarım. Bilerek mi yaptınız? Bununla aynı videoya tavuk koydunuz. Lan yoksa bu benim bili bili dediğim tavuk mu? Yoksa bu senin yatağında zıplayan tavuğu mu yiyorsun şu an? Ya ben bunu yeni almıştım Ikea'dan 79.90'a ya. O zaman... Hadi dik şunu ya. Tamam artık yapabilirim. Tavuklar azaldı. Ne sanki içinden canlı tavuk geldi. Seneye Mert Eren Bülbül Survivor'a katılıyormuş diye bir şey duydum, doğru mu? Ne demek istiyorsun lan sen, bana kariyeri bitmiş ünlü mü demek istiyorsun? Şimdi onu söyleyecektim ben de. Buyurun yüzüne söyleyin. Yok sen söyle beni. Ben de zaten, olsun, ben de zaten böyle bir gol atsın diye böyle bir pas verdim. Yeni bir program çıktı, gördünüz mü? Stilikon'u. Ya gördüm. Baba kısmetse olur da aynı şeyi... Bak sen bu yapım şirketinin köpeği olmaya başladın, haberin olsun. Ben görmedim. Ben gördüm de yani. Ben şey işte benim stilimi YouTube'a yaptılar. Evet, kısmetse olur aynı prodüksiyon şirketi. Ama yaptıkları saçma bir şey ya. Ne alaka? Kısmetse olur TV'de yapılamıyor, Rütük öpüyor diye yani. Yapınca fark ettiler ki çok şey oldu. Televizyonda izleyen teyze de torununa şey diyor. At bakayım bana, oğlum şu YouTube'u bana bir... Kısmetse olur bir aç bakayım onu. Ama aynı şey değil işte. Kısmetse olur daha önceden vardı. O yüzden oraya... izleniyor şu anda. Bir de Aybüke var, Aybüke. Aybüke o... Onun en iyi PR'ını Aybüke yaptı. Geri gelecek TikToker'lar, merak etmeyin kısmetse olur'a. Ne olacak? İçeriden bilgi veriyor. Ahmet Can Dündar'ı da görüyormuş dışarıda. Ben var ya hayatta gitmem kısmetse olur. Hayatta demeyeyim de önümdeki 5 sene. Büyük konuştu. Mesela çorba çiçeğini bekliyoruz onun. Sonuna Mert Eren. Ama hep büyük geliyor, ne yapayım? Alıyorum. Tabii, siz istediğiniz zaman. Sana sinirlendim yine. Neden kanka? Niye bebek yetişkin videosunu bensiz çektiniz? Çünkü bebek ve yetişkin videosuydu yani. Bebek genç yetişkin yani videosu. Biz sadece bebek ve yetişkin. Böyle kanka yapıyorsun olmaz. Tamam izleniyor bir şey değil mi, ama daha sonra, çok izlenebilir. Ama sonra gençliği oldu. Beni al da demiyorum. Ortaya bir genç al. Yeterli gençler bulunamadı işte orada. Sen pardon, çok yaşlı kadınlardan aldın. Yetişkin klasman doluydu yani. Ben de karakteristik olarak yetişkine yakındım ben de. Hayır, sen neye yakındın? Bebeğe mi? Bebek gibi kız işte. Ne oluyor ya? Benim yaptığım esprileri yine yapıyor. Harbi ya. Yapmadım ki ya. Oh Allah'ım teşekkür ederim ya al dediğin için. Dur ya bir dakika, ne oluyor? İnşallah büyü çekmişsindir ya sen. Orta abi. Yani, belki çiğ köfte gelir lan. Baskı vardı yani. Yo savaştık ve ben bunu aldım. Hazır mısın? Bak ya. Neyi avuç diyorsun sen? Hadi hadi 3-2-1 ile bakıyor bütün, hadi. Öğrenecek. Aç bakalım. Aa! Burada otoboyda mı varmış lan? Dur ya, lan sen küçük onun nazını bitireceksin. Oğlum bu gayet büyük küçük diyorsunuz. Oha! Bunu görmüştüm, bunu asla görmedim. Lan ben bunu eve götürebilir miyim kutularını? Ya insan bari soğanlı falan alıyor bunu ya, o çok iyi. Ya sen de bir tantuni, soğan, abi ne bu? Abi ben lezzetlerini seviyorum ya. Şimdi kız arkadaşın olsa yanına giderken soğanlı şeyler yer misin? Gerçekten bana böyle karşımdaki yok rahatsız oluyorum falan diye bildiriyorsa yemem de ama... İlişki şey, olsam ya da geldiyse yiyebilir bence. Sen? Ben yemem. Yarın işim varsa ben direkt soğan yemiyorum. Mantık yani. Arasının sen... gözü. Başkaları için de öyle doğru şey değil yani. Ben önemliyim, kendim önemli ya. Biraz abartmışsın tabii de. Hayır canım, niye? Lan salak, bu böyle istiyor? Satılmamış ki. Bunlar bunu kesmiş. Hayır, bunlar satılıyor bu. Satılıyor, satılıyor. Hayır ama bunlar kesmiş. Peki niye almadınız? Uğraşmak istemişler herhalde. Onun hepsini yiyor 1000 lira. Kanka yiyeyim. Hasta olsam belki boğazlarım şu yutarken şey oluyor. Bak abi. Sen bitireceksin mi onu? Ben bitiririm. Küçük geldi. Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada yorumlara geçmiş olsun Ahmet yazan bütün yorumları beğenmeye çalışıyorum. Geçmiş olsun Ahmet buradan. Teşekkür ederim. Şimdi de yazan herkese... Bunların paketinin değiştiğini biliyor muydunuz? Hayır. Ben bunda hastalık kontenjanından faydalanayım mı? Hayır. 200 lira verebilirsin kanka. Yarışmadayız. O kadar para kazanıyorsun be. Ya bu ne bu bizi? Niye Ali Koç gibi davranıyor bana ya? Ali Koç olmasan da bir koçluk var. Sen arkadan gülüyorsun. Asıl tehlike senmişsin, ben duydum bunu. Nereden duydun? Çok doğal ve güzel olduğun için markalar hep seni şey yapıyormuş. Kim söyledi sana bunları? İçeriden ajanlarım. Aa, Milok'tan ayrıldı. Evet, biz bugün oraya gittik. Alacağım vardı, oraya varalım. Aslında şey yazıyor. Maşallah, insanların alacağı falan oluyor. Benim hep vereceğim
koyayım. Zamanında aldığın için verecin oluyordur. Almadım evet. O zaman bir sıkıntı var, bunu çözelim. Evet. Ne yapıyoruz lan bu kadar parayı? Bir dakika şimdi bir şey oldu. Hayır, merak ediyorum. Arkadaş olarak size söylüyorum. Bu kadar parayı ne yapıyorsun? Şimdi Sıla ve ben ikimiz de pes edersek. 400 ben oluyor. Ben sana ve Sıla'ya 200 veriyorum. Sıla sana ve bana 200 veriyor. Hayır, yiyemeyenler birbirine vermiyor. Yiyemedin. Ama haklıydım abiciğim. Tamam, anasını diyorum o zaman. Bitti video. Yani burada mükemmel bir ekonomi oluyor. Niye ne veriyorsunuz? O zaman biz sadece Mert'e 200 veriyoruz. Aynen. Sıla'ya vermiyorum yani. Üstümüzde yazıyor değil mi? Mesela sen kaç tane yemedin? Ben ikinciyi yemiyorum şu anda. Sen? İlk. Ben hepsini yedim. Bana ben 400 lira borcum var. Ya bence bunu burada konuşmayalım, üstümüzde yazsın. Çünkü saçma olacak. Şimdi ben ve Sıla sana 200 lira veriyoruz o zaman. İyi bari, en azından tek kişiye veriyorum. Gerçekten bitirebileceğim bir seviyede değil ya. Oo, paralar geliyor. Keyfi yerine geldi. Ne oluyor bu? Ne diyorsun ya? Bak, sizin ikinizin kafasına bu fanusu geçirin, tamam mı? Eğer hile yaptıysak şurada ısıp olmasın. Vallahi ben yapacaktım, o bakıyor diye yapmadım. O da ben bakıyorum diye yapmadı. Sıla'nın yani yalan söyleyeceğini düşünmüyorum ama bu karaktersiz de yan yana gelsen birazcık yalan sekebilir Sıla. Ne? Ne? Bir daha. Hem bana ya, hem de Mert'e laf attı. Bana lan, bir de ona laf. Karaktersiz dedim Mert'e. Bana! Mert'e! Mert'e büyük laf attım ona. Ona yalancı dedin. Evet. Evet. Ne? Yani bu bana hakkımla mı büyük kaldı? Evet, yemin ederim. Vallahi hakkımla büyük kaldı. Kayıtlarda var. Arkadaşlar siz zaten izliyorsanız yalansa söyleyin, ben Mert'e şaka çekeyim. Yok. Bahaneden o da çıkmış olsun. Allah Allah, daha anamı mı? Ne kokuyor? Açıyorum. Sirke! Ay sokça. Hayır sirke. Sırnata ne ya? Çok eskiden yapılan bir şey. Güzel mi? Güzel, hem sağlıklı hem de içindeki böyle kötülüğü alıyormuş. Yapıştır. Oo, hiç o zaman. Yapıştır. Ben yaptım sana. Al sen bunu da. Al bakalım içindeki kötülükler. Defolun cinlerler. Ama bir şey söyleyeceğim. Benimkinin içinde bir şeyler yüzüyor. Sirneler. Oo, acı. Boğaz sirne yakıyor. Kanka, ben ya bunu ben bunu içtik. Vallahi hastalığına çok iyi gelecek. İyileşmek istemiyorum bu. Dayan yaparsın. Ne var içinde mesela? Sirke, şeker. Su. Midemizi yakacak bu bizim. Senin yakmazsın. Ama yakarsın. Senin de midene göre yakmışlar galiba. Senin miden şu kadar falandır ha. Ne kadar evet. Ne kadardır? Şu kadar vardır. Evet. Senin ne kadardır miden? Sana midesi eğer o kadarsa benim midem bu kadardı kanka. Oo, senin o tantuniler içeride yüzüyor. Ben var ya tek seferde 4 porsiyon tantuni yiyorum. 4 porsiyon tantuni mi? Tabak mı? Hayır, o şey var ya büyük ikili, ben bazen. Bir de yoğurtlu moğurtlu. Evet. Hadi kız, şerefine. Şimdi bir şey diyecek miyim? Nasıl ilk defa şat atarken göreceğim. Babama selam söylemen lazım bence onu atarken. Aynen baba. Şat atmayacağım, ben bunu içemem. Şerefine. Ben ne yapayım arkadaşlar, hadi bunların ikisi hala buna ağlıyorlar. Ben ne yapayım? Ben ağlamıyorum, ben içiyorum. Bir şey diyeceğim, 600 lira borcun oluyor bunu içmezse. Ama ya içmek... Ağız istiyorsan... kokumdan mı tiksin? Hayır lan, yakıyor boğazımın. Tamam ama ikinci de yakmıyor. Evet evet, içtikçe şey, yani bir cesaretini topla, o kadar kötü olmayacağını göreceksin. Ben sizinki kadar içtim bunu şu an, biliyor musunuz? İçmedi, yalan söyleme. Ben bitirdim neredeyse. Tadı gerçekten kötü. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Sen iç oğlum. Hem oynasın hem kaynasın. Yanlış yapıyorsun, yanlış yerde giriyorsun. Sırada birazcık kafa. Oo, bilmiyor, evet. Müzik kulağı yok. Evet, yok harbi. Bak, siz ikinizle birlik olmaya başladınız ha. Çal lan. Bu fasulye 7,5 lira. Bu fasulye 7,5 lira. Hem oynasın. Ya da kus Yiğit hareketliyle seni peşlesin. Oğlum vallahi kusacağım. Ahmet kus hadi bebe. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bırakma. Ama bıraktın. Kusma. Bu fasulye 7,5 lira. Allah. Burnuma geldi. Burnuma dedik böyle, gerizek aldı. Ya ben çok zararlı çıktım bu videodan. Ben niye geldim ya? Çıkar lan cebini kaldı. Normalde bu adamın çikolata büyük videona geldiğinden karnım falan doyuyordu. Mutlu gidiyordum. Evet ya, niye böyle oldu? Para verdiğinize inanmıyorlar. Şimdi herkes birbirine parayı atsın. Ver hadi 600 artı. Hesabımda yemin ederim para yok. Aç. Allah seni. Gel lan. Allah seni. Vallahi açar gösteririm. Yok, yemin ederim yok. Aç. Oha! Ben hayatımda hiç bu kadar rakamı yan yana görmemiştim. Ben 160 TL var lan. 160 bin falan mı zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam, ikisini toplayıver, at bana o zaman. Tamam. Sende ne kadar var? Hadi sen de aç. Sen bankaya yatırmışsın şey paralarını. Banka uygulaması açtı ya kanka. Beyin nerede? Ben bilmiyorum ki, fakirler ne bilsin? Bende bir tane var, iş bankası giriyorum, 170. Şifrem neydi ya?
Allah'ım şifremi unuttum ya. Hayır, üniversite KYK hesabıma girmeye çalışıyorum biliyor musun? Ya oha ya. Arkadaşlar bu insanlar bitmiş. Hayır kardeşim ben zaten borçlandım 600 TL kabul ediyorum. Sıla benim arabamı aldı bu arada. Harbi mi lan? İşte para orada ya. Aga be, Sıla'nın paralarla Ahmet'e sen araba yer mi? Sıla mı aldı? Ve? Kaçını benim arabamı aldı. Bana indirim yapmadı. Ha sen Clio'yu mu aldın? Lan niye sen bunları satın alıyorsun? Bence bilgisayar muhabbeti gibi yapmış. Ya ben ona sattıysam bir daha görüşmek istiyorum. Yemin ederim sattım. Ya bir insan kendi kardeşini... Babamla telefonu dedik, babam dedi ki indir dedi. İndirebilirsin dedi. Dedi ki hayır indirmeyeceğim. Sen kardeşine arabanı satın... Söz hakkı düşecek. Hayır kardeşim. Kat atmıyoruz buraya. Atma atma. Burası Ordu Darın yüz yüze programı. Sen adam mısın lan? Bu kız küçücük araba kullanmayı bilmiyor diye. Benim arabamı sırf şoför olarak sürüyor işte. Oo ne kadara sat? Arabanın piyasası ne kadar? Ne bileyim ben. Kaç para indirim yapacağım? Vay be çok. 100 bin lira maaşça vereceğim. Aaa! Dayanın statüsüyle gülüyor herkes sana şu an. Ben olsam sen benim kardeşim olsan sana yemin ederim Clio'm bedava verir. Aa arabayı kaç aldın? Bak şimdi sana anlatıyorum. Olayı anlatıyorum. Yeni arabayı kaç aldın? Ben bir anlatayım sonra siz değerlendirin tamam, tamam mı? Tamam okey. Ortam 2 haftadır falan ilanda tamam mı? 35'ten ilanda. Satamayınca buna gitmemişsin hayır, işte. Hayır kardeşim ya. Sen bunu tramer kaydını ekspertizini yaptın. Bu yükle kazalı satmıştı sana ihtimal. Allah Allah. Alacağım arabayı buldum. O arabayı kaçırmamak için Sıla benden bu arabayı aldı anladın mı? Araba hala ilanda durmaya devam ediyor. Satılacak ve Sıla'ya da 20 bin lira aşağı verdim. Satıldığı zaman dedim. Bana erkenden bunu benim arabayı almamı sağladığın için sen de 20 bin lira fazladan kazan dedim yani. He. Anladınız mı arkadaşlar? Herkese. Siz Ahmet'i hayır, sen zaten insan gibi kıza desen ki Sıla benim şu kadar para ihtiyacım var. İşte ben daha satınca sonra... ben sana vereyim desen ama bu şekilde, bunlara girmez. Bu şekilde parasını değerlendirme imkanı da var. Ne zaman neyin artacağı belli olmuyor. Araba değerlenebilir. Bu dolandırıcı biri olabilir. Sen şunu kesin iç bu sefer o zaman. Yok baba ben bunu, sen bütün kötülüklerden fikir. Ben bunun için 400 lira veriyorum tamam mı? 400 lira Allah'a emanet. Kanka bana bir 20 lira indirim yap be. Bari güzel verseydi. 10 bin lira neyin senin? 30'da bilgisayar saysaydık. Lan bu kız mağdur lan. Oğlum bu kız mağdur. Bu kız her gün 6 saat o bilgisayarda Valorant atmayı biliyor. Sattı zorla atlayayım mı dursun mu orada? Şu video... Kamerası bir kapatsın. Arkadaşlar Castelli yanımda. Castelli dünyaca ünlü İtalyan dolandırıcı Castelli. Ve garibi melek Sıla. Valla Sıla'nın bana emanet ettiği her parası bugüne kadar değerlendi arkadaşlar. Arkadaşlar tabii zaten işin yani. Şakası bu. Bu adam da bunu şey yapacak hali yok. Daha katlıyorum yani. Yani inşallah yoktur. Yani. Dikkat et paran inşallah. Şimdi benim yeni bir projem var. Onu ortak olmak ister misin? Olayım mı? Çiftlik ne? Çiftlik Bank. Yani. Arkadaşlar videoyu bittiği için teşekkür ederim. İzlediğiniz ulan, için de çok sağ olun. Videoya like atmayı, arkadaşlarımın kanalına abone olmayı hayır, ve biz, benim bu, kanalıma bu videodan bize kimse abone değilse... gitmesin. Bu video artık senin 1 milyon olma videon olsun. Abi. Evet. Ya yok ben bir şekilde... Bize doğru. Abone olmaya gidecek olan, o sayfaya tıklayacak, zahmet açacak olan hesap açsın buraya bir daha abone olsun. Onlar sadece rakam. Önemli olan iç güzellik. Hayır benim içim rahat etmiyor. Hayır Mert 1 milyon olacaksın. Tamam olayım bari o kadar ısrar ettiniz olayım hadi tamam.